Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle sabunluk yapımını anlatacağım. Bu da daha bitmemiş hali ama şöyle sizlere göstermek istedim. İnşallah videonun sonunda bitmiş halinde göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen sabunluk yapımına başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 8 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım zinciri geri döndüm. İlmeğimi uzattım. Üçlü sardığım fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Arada bir zincir çekiyoruz. Yanına bir tane daha fıstık yapıyorum. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bir fıstık. Tepesine bir. Dibine bir. İkisini bir kapattım. Üzeri 6 tane fıstık olacak. Diğerlerini de yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, 6 tane yaptık. İlk başladığımız yere sabitliyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiş yapıyoruz. Yine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir. Dibine bir, karşıya bir, üçünü bir kapattım, tepesine bir. Burada arttırma yapıyoruz. İkinci sırada ikisini bir kapatıyoruz. Tekrar bir zincir. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü bir kapattım. Burada yine arttırma yapıyoruz. Bir kapattım. Bir zincir çektim. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. İkinci sıramızı yaptık. İlk başladığımız yere sabitledik. Şimdi üçüncü sıraya geçiş yapıyoruz. Bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir, üçünü bir
kapattım. Üçlü fıstık yine topluyoruz. Burada yine arttırma yapıyoruz. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Karşı dilime geçiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Yine üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Buraya da üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Burada arttırma yapıyoruz. İkisini bir kapattım. İki dilimi yaptık. Diğer dilimleri yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, üçüncü sırayı bitirdim. İlk başladığım yere sabitledim. Şimdi dördüncü sıraya geçiş yapıyoruz. Yine bir fıstık yaptım, kapattım. Yine üçlü fıstık topluyoruz burada da. Karşıya hemen. Üçünü bir kapattım. Yine üçlü fıstık yapıyoruz. Kapattım. Burada arttırma yapıyoruz. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Karşı dilime geçiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Üçlü fıstık yaptım, kapattım. Üçünü bir kapattım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü bir kapattım. Burada yine arttırma yapıyoruz. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Diğer dilimleri de aynı şekilde yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. İlk başladığım yere sabitledim. Gördüğünüz gibi üzere 4 fıstık oldu.
Şimdi iki zincir çekiyorum. Burada farklı işlem uygulayacağız. Tığımın başına aldım. Bir alt sıradan ilmek çıkaracağız. Şu iki katını yapmak için. Şu üst kısmını yapacağız biz şimdi. Tığın başına aldım. Şu alt kısımdan görünüyor mu bilmiyorum. Şu alt kısımdan ilmek çıkarıyorum. Şöyle batayım. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık. Yine aynı yere. Şimdi şu karşıya. Üçünü bir kapatıyorum. Tepesine bir. Aynı yere dibine. Karşıya. Üçünü bir kapattım. Tepesine bir. Dibine. Karşıya. Hemen şuraya batıyorum. Üçünü bir kapattım. Dibine, pardon, buraya, şimdi dibine, burada arttırma yapıyoruz, ikili fıstık topluyoruz, bir zincir çektim, şimdi karşı dilime geçiyorum, yine buradan. Bir tane fıstık yapıyorum buraya. Yaptım, kapattım. Tepesine, dibine, şuraya. Bir alt sıraya yani. Ona dikkat edelim. Tepesine. Dibine, karşıya. Üçünü bir kapattım. Şimdi şuraya hemen üçüncü. Üçünü bir kapattım.
Burada yine arttırma yapıyoruz. Hemen şuraya battım. İkisini bir kapattım. Şöyle oluyor bakın. İki dilimi yaptım. Diğer dilimleri de yapalım gelelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk başladığımız yeri sabitledim. Şimdi 5. sıraya geçiş yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tepesine, dibine, karşıya, üçünü bir kapattım. Yine tepesine, dibine, karşıya, üçünü bir kapattım. Üçlü fıstık topluyoruz. Burada arttırma yapıyoruz. Üzeri 5 fıstık oluyor. Karşı dilime geçiyorum. Üçlü fıstık yaparak devam ediyoruz. Şu kısmını çalışıyoruz şimdi. Üçlü fıstık yaptım, kapattım. Bir tane daha üçlü fıstık yapacağız. Burada arttırma yapıyoruz. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Aynı bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 5. sıranın sonuna geldim. İlk başladığım yere sabitledim. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Yine bir fıstık yaparak başladım, kapattım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü bir kapattım.
Tekrar üçlü fıstık. Zincirin olduğu yere kadar gelin. Orada göstereceğim. Farklı bir şey yapacağız orada. Zincirin olduğu yere kadar geldim. Buradaki zinciri kaybedeceğiz. Tepesine bir. Dibine bir. Burada arttırma yapıyorduk. Yapmıyoruz. Hemen şu karşıdaki tepesine batıyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Böyle devam ediyoruz. Üçlü fıstık toplayarak. Zincirin olduğu yere kadar gelin. Tekrar göstereceğim orayı arkadaşlar. Zincirin olduğu yere geldim. Burada da göstereyim size tekrar. Tepesine bir. Dibine bir. Hemen şu karşıya geçiş yapıyorum. Üçünü bir topladım. Tekrar üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Burada ikili fıstık topluyoruz. İkili fıstık yaptım, kapattım. Hemen karşıya sabitliyorum. Üzeri 36 fıstık olacak. Bu şekilde 11 sıra örelim. İsterseniz siz yüksek gelirse boyu 10 sıra da yapabilirsiniz. Ben 11 sıra yapacağım. Ortadan sayarak bakabilirsiniz. 11 sıra yapalım, gelelim. Evet, ben diğer sabunluğumdan devam edeceğim arkadaşlar. 12. sırayı yapıyoruz. Burada farklı yapacağız. Buradan kurdele ile süsleyeceğim için 3 fıstık yaptım, kapattım. 3'lü sardığım fıstık kapattım. Tepesine bir fıstık. Şimdi karşıya, hemen şuraya, dibine yapmıyoruz, karşıya. İkisini bir kapattım. Tekrar tepesine bir. Hemen şu karşıya bir fıstık yapıyorum. Burada 4 sarıyorum. İkisini bir kapattım. Bu sırada böyle devam edecek arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Hemen karşıya. Şuraya.
sabitlerim. İpimi kestim. 12. sıramız tamamlandı. Şu şekilde göstereyim. Bu ipi saklayacağız arkasına. Şöyle. Çok güzel oluyor. Şimdi bu alt kısmını anlatacağım size. Biliyorsunuz burada böyle 4 fıstıklı kalmıştı. Ben buradan başladım, devam ettim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Sonra üçlü fıstık toplayarak devam ettim. Burada arttırma yapıyorum. Üzeri 5 fıstık olacak. Buradan devam edeyim. Arada bir zincir çekiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Böyle bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Üzeri 5 fıstık olacak hepsi. Evet, sıra sonuna geldik. Tepesine 1 fıstık. Dibine 1 fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Arttırmamızı yaptık, bir zincir çektik. İlk başladığımız yere sabitledik. Üzeri 5 fıstık oluyor. Şimdi dilimlerini oluşturacağız. Sabunluğumuzun dilimlerini yapacağız. Burada da eksiltme yaparak başlıyoruz. Bir tane fıstık yaptım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisine bir kapattım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Sıra sonuna kadar gelelim. Dilimin sonuna geldim. Üzeri 4 fıstık oldu. Burada dönüyoruz. Tekrar eksiltme yapıyoruz. İkisini bir topladım. Tekrar üçlü fıstık topluyoruz. Buraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yine dönüyoruz. Bir fıstık yaptım. Karşıya bir fıstık yapıyorum.
İkisini bir kapattım. Üçünü bir kapattım. Üçünü bir kapattım. Üzeri ikili fıstık oldu. Tekrar dönüyoruz. Tekrar eksiltme yapıyoruz. İkisini bir kapattım. Tepesine bir. Dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım, kapattım. Üçünü bir kapattım. Tekrar dönüyoruz. Son sıramız. Üzeri bir fıstık kaldı. Dibine bir, karşıya bir, ikisini bir kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Bir dilimimiz oluştu. Aynı şekilde bu dilimleri de böyle tek tek yapalım, gelelim. Başlarken eksiltme yaparak başlayalım yine. Yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bütün dilimleri bitirdim. Şimdi oya kısmına geçeceğiz. Bu arada diğer sabunluğumu da yaptım. Tamamladım. Yakından göstereceğim size. Şimdi oyasına başlayabiliriz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Herhangi bir yerinden ipimi sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Karşıya bir tane trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Yine bir tane trabzan yaptım. 4 zincir yaptım üstüne. 2 trabzan arasına batıyorum. Trabzan yaptım. 4 zincir çektim. 2 trabzan arasına battım. Tekrar bir trabzan. İki trabzan arasına battım. 4 tane pıtırcık oluştu. Bir zincir çektim. Hemen şu karşıya geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim. Karşıya geçiyorum. 4 zincir. Hemen dibine battım. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen buraya geçiş yapıyorum.
bir zincir çektim. Hemen ucuna bir tane trabzan yaptım. Burada 6 tane pıtırcık yapıyoruz, kasmaması için. Tane daha yapalım. Altı tane pıtırcığımız oldu. Bir zincir çektim. Hemen bir sonrakine geçiş yaptım. Böyle bir zincir çekerek aynı şekilde devam edeceğiz. Buralarda 4 pıtırcık. Bu uç kısımda 6 tane pıtırcık olacak. Buraya kadar yapın, gelin. Burada göstereceğim. Evet. Dilimin sonuna geldim. Bir zincir çektim. Hemen ortaya geçiş yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın böyle oluyor. Tekrar bu tarafa geçeyim. Bir tane trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Bir zincir yaptım. Bu tarafa geçiş yaptım. Evet arkadaşlar, bütün dilimleri böyle yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, bütün dilimleri bitirdim. Başladığımız noktaya geldik. Bir zincir çekiyorum. Hemen buraya sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Saklayalım arkaya. Gördüğünüz gibi sabunluğumuz bitti. Burada bitmiş halini göstereyim size yakından. Şöyle kenarlarına kurdele geçtim. Güllerimi diktim. Ortalarına inciler yapıştırdım silikonla. Fiyonk kurdelemi de geçirdim. Diktim buraya. Uçlarına da böyle çiçekler yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bakın arkasını da göstereyim size. Hiç dikiş yeri belli değil. Bu sabunluğu ister sabunluk olarak, ister tesbihlik olarak, isterseniz toka koyabilirsiniz, isterseniz takılarınızı koyabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kurdelemi bu bitirdiğim noktadan başladım. Etrafını geçtim. Şuraya da güllerini oturttum. Fiyongunu diktim. Uçlarına da çiçekleri yerleştirdim. Bu şekilde
Çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.